Etrafını gördüğünüz bu şahıs, geçen gün rahmeti rahmana kavuşan, dar-ı bekaya hicret eden, Yüce Allah'ımızın veli kullarından büyük İslam alimi, hayatını bu milletin, milletimizin ahiret saadeti için vakfetmiş güzel insana, samimi Müslümana, utanmadan, arlanmadan dil uzatabiliyor. Dil uzatıyor, hakaret ediyor ve onu Ebu Cehil ile kıyaslıyor. Ebu Cehil gibi azılır bir İslam düşmanıyla Mahmud Efendi gibi güzel bir insanı, samimi bir Müslümanı, büyük İslam alimini bir tutuyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cehil öldüğünde elhamdülillah dedi. Biz de Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba adına Mahmud Efendi için ölüm haberini aldım. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun diyorum, diyor. Yani bu şahıs için biz onlara benzemeyeceğiz. Biz bunların Müslümanları, kendisinden olmayanları tekfir eden zihniyetinden beriyiz. Sadece bu gibi zavallılara Allah hidayet etsin diyoruz. Allah hakkı hak olarak göstersin. Eğer bunlar hakkı hak olarak görselerdi, ki nitekim batılı hak olarak görüyorlar ve maalesef bunun farkında bile değiller. Eğer hakkı hak olarak görseydi bu şahıs ve bunun zihniyetindekiler, böylesi güzel bir insanın ölümüne, vefatına, hicretine hüngür hüngür ağlarlardı. Ve dua ederlerdi. Böylesi güzel insanların şefaatine nail olmak için. Böylesi güzel insanların arkasından dediğimiz gibi ağlarlardı. Ne diyelim? Yüce Rabbimiz bu gibi şahısları hidayet nasipse hidayet eylesin. Değilse Kahhar ismi celiliyle kahru perişan eylesin. Milletimizi de bunu ve buna benzer zihniyetteki şahısları hoca diye videolarını izleyen genç kardeşlerimizi de uyarıyoruz. Allah için bu gibi şahıslara beyninizi kiraya vermeyin. Sadece Kur'an'ı ve sünneti esas alın. Allah dostlarına, hakiki Allah dostlarına, Mahmud Efendi gibi gönül verin. Onlara dua edin diyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.